Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir not geldi önüme. Oturum sonunda 5 dakika çay arası var. Ayrıca katılımcılara teşekkür belgesi verecekmiş. Bunu duymak istedim. Evet, son konuşmacı Sayın Hasan Birdoğan, Mali Müşavirler Mahsebice Birliği Ankara Şube Başkanımız. Buyurun efendim. Evet, değerli katılımcılar, ben de size saygı ve selam veriyorum. Aynı zamanda kongrenin hazırlanması demeye geçen başta genel başkanımız Sergen Usta'na ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim ve bunun devamını da çok arzuladığımızı ifade etmek isterim. Ankara Şubesi olarak ben yönetim kurulu başkanı Sergen Usta olarak. Şimdi sunuma gelmeden evvel ben listeye baktığım zaman en son sunumu ben hazırlayacağım diyordum. Dolayısıyla arkadaşlarımız gerçekten çok donanımlı sunumlar yaptılar. Ben de buna hazırlıklı olarak çok kısa, özel bir sunum hazırlamaya çalıştım. Evet, başta görmüş olduğunuz gibi meslek yasasındaki düzenlemeyi işleyeceğiz. Evet, şimdi ilk slaytımızda gördüğümüz gibi burada ben 3568 sayılı yasanın amacından yola çıkarak sunuma başladım. Ve temel gördüğüm noktada etik değerleri vurgulamak istiyorum burada. Şimdi buradaki ifadeleri çok detaylı olarak açıklamayacağım. Çünkü diğer sunumdaki arkadaşlarımız çok demin söylemiş olduğum gibi ifade ettiler. Kırmızıyı da işaret etmiş olduğum iki tane kavram var. Yasa koyucu bu iki tane kavramı mesleğin güveninin ve itibarını sağlamlaştırmak amacıyla ortaya koymuştur. Dikkat ederseniz buradaki bir önceki slayda dönmek istiyorum. Evet. Slaydın başında çantasıyla olan bir şahıs var, figür var. Acaba sizde bu neyi uyandırıyor? 3568'den evvel çantacı muhasebeci değil mi? Ve aynı zamanda bir pazarlamacı kavramıyla beraber sanki özdeşleşmiş bir yapıya bürünmüş değil mi? Bence gördüğüm kadarıyla 3568'in temel mantığı çantacı muhasebeci kavramını ortadan kaldırmaya gayret etmiştir ve ilkelerini bu noktada sağlamlaştırmıştır. Evet, tutukluyordu. Şimdi bir de mesleğin sosyal sorumluluk ilkesiyle ilgili bir bağ kurmak, aynı zamanda etik ilkelerle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Muhasebe mesleği sosyal sorumluluk çerçevesinde açık, tarafsız, anlamlı ve güvenilir bilgi sunar diye tekrar bunu hatırlatmak istedim. Devamında da okumayacağım size bilmiş olduğunuz sosyal sorumluluk ilkesiyle ilgili açıklamalar var. Aynı zamanda sosyal sorumluluk ilkesi hakikaten çok önemli olduğunu disiplin yönetmeliğinde uyarı cezasına kadar giden bir kavram. Dolayısıyla sosyal sorumluluk ilkesi bir muhasebe meslek mensubunun olmazsa olmaz ilkesidir. Şimdi temel ilkelere baktığımız zaman bunlar dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlik, özen, gizlilik ve mesleki davranıştır. Söylemiş olduğumuz gibi siz ne kadar iyi bir mali müşavir teknik olarak ve teknolojik olarak ve bilgi düzeyi olarak ne kadar iyi donanımlı olursanız olun. Eğer ki etik ilkelere sahip değilseniz mali müşavir olarak görevinizi tam olarak yerine getirmiyorsunuz anlamı çıkar burada. Evet, şimdi konu başlığına baktığınız zaman tek bir şey var, konu başlığı meslek yasasında pazarlama ile ilgili düzenlemeler. Şimdi ben yaptığım çalışmada tek pazarlama kavramını etik ilkeler yönetmeliğinde gördük. O da pazarlama kavramını çok tanımlayamamış. Çünkü pazarlama kavramı sadece ve sadece satış ve reklam olarak düşünülmemesi gerekiyor. Dolayısıyla çok geniş bir disiplin olduğu için ister istemez de meslek yasası veya meslek yasa koyucu bunun geniş bir alanı, geniş bir disipline sahip olan pazarlamayı tanımlaması ve kurallar altında koyması mümkün değil. Burada şöyle bir şey söylüyor 44. madde etik ilkeler yönetmeliğinde. Ben siyahla, umarım orada görünüyor. Evet, görünüyor. Siyahla vurgulamak istedim. Diyor ki diğer pazarlama yöntemi, reklam yapma veya diğer pazarlama yöntemleriyle iş veya müşteri arasında temel etik ilkelere uyum konusunda potansiyel tehditler taşıyabilir. Dikkat ederseniz burada pazarlamanın yöntemlerinden bir tanesi olan reklam aynı zamanda pazarlama potansiyel bir meslek yasası ihlali taşıdığını ifade ediyor.
potansiyel meslekle siz ilerleri taşıyor. Evet. 45. madde de bunun altında diğer yönetmeliklerde reklam yasağı ile ilgili vurguları tekrar burada gözden geçirmiş. Şimdi ben çok kısa geçeceğim. Reklamla ilgili hükümler var burada meslek yasamızda. 45. maddesi net olarak bunlar kaç tane var? 5 tane başlıkta temel mantık şudur arkadaşlar. Reklam yapmak yasaktır. Temel mantığımız budur. Yani bunun altında mecbur meslek kararları, çalışma yasası, haksız rekabet ve yasanın 45. maddesi de tamamıyla bu kaygıyı yürütmüştüm. Çünkü meslek reklamın temel amacı şudur. Satılacak malın ve hizmetin görünmesini istediği kısmı ön plana çıkartır. Siz altında ne olduğunu bilmeden alırsınız. Mesela şöyle bir şey gelir mi başımıza? Akşam eve gittiğiniz zaman bir ekmek almak için markete uğrarsanız, çıktığınızda sepetiniz yüzlerce liralık belli ihtiyacınız olmayan alışverişle dönersiniz. Bunun nedeni nedir? Öyle değil mi? Bizim arkada reklam olarak bize yansıtılan, almamızı emrettikleri bir mal ve hizmet süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla reklamın bu mantığı nedeniyle yasa koyucu reklamın bu anlayışına, meslektaşı seçmesiyle ilgili anlayışına engel koymak için reklam yasağını ortaya koymuştur. Evet, bazı tanımlamalara ihtiyaç duyuyoruz burada arkadaşlar. Şimdi burada Sayın Cemal Yüksel Hocam'dan da çok faydalandığımı ifade etmek isterim. Umarım yorumlamalarımın doğru sonuçlara varmışımdır. Burada pazarlama ile ilgili çok uzun ama şöyle bir şey var. Tanımı çok birebir okumak istemiyorum ama pazarlama kavramı uzun soluklu bir süreçtir. Yani müşterinin istek ve gereksinimlerini tatmin edecek bir süreci kapsar pazarlama. Bu nedenle pazarlama arkadaşlar içerisinde kurumsallaşmayı tanır. Kurumsallaşma olmadan pazarlamayı konuşmak biraz yavan kaçar. Dolayısıyla bizim ilk önce bence kanaatim kurumsallaşmayı konuşmamız daha doğru olacaktı. Benim önerim de Sayın Genel Başkanımız yok. İkinci kongrenin konusunda kurumsallaşmayı konuşabiliriz diye düşünüyorum, ifade etmek istiyorum. Evet, malum şu an hizmetin pazarlanmasını buna uydurup şey yaparsak, düzenlersek, mükellef beklentilerin doğrultusunda hizmet sunarak mükellefin tercih etmesini ve devamlılığını sağlayan uğraşlardır. Yine söylemiş olduğumuz gibi pazarlama bir uğraş ve süreçli uzun soluklu bir iştir. Şimdi bizim meslek yasamızda demin söylemiş olduğum gibi sadece reklamı ve internet uygulamalarını düzenlemiştir. Bu da pazarlamanın alt tekniklerinden ikisidir. Dolayısıyla pazarlamayı böyle kavraması mümkün değil, tanımlaması mümkün değil. Şimdi bir de ağızdan ağıza iletişim diye bir kavram var. Farkındaysanız Süleyman Bey de açılış konuşmasını ifade etmişti. Kaynaklar aynı olduğu için bunu ben atlamadan tekrar ifade edeyim. Bundan çok kısa önce sizler de biliyorsunuz ki mükellef bulmamız isim ve ünvana bağlıydı, değil mi? Çünkü sayımız ağızda teknoloji beklentiler bize çok fazla bir şey beklemiyordu, yasa ve yönetmelikler. Dolayısıyla çok rahatlıkla Hasan bir yıldan işte bu camiada bilinen bir şeydi, malum şahidi. Olay mükellef olabilir. Bu fakat artık yeterli olmamaya başladı. Şimdi baktığınız zaman biz birinci kongresin düzenlediğimiz pazarlamayı konuşuyoruz. Artık çok etkin teknikler bulmamız gerekiyor. Şimdi bir de reklamla ilgili ufak bir hatırlatma yapayım. Demin söylemiş olduğum gibi. Reklamda mal ve hizmetin satımını genel kitlere duyurmaktır. Şimdi bu tekrara düşeceğiz ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Pazarlamanın meslektaşın nasıl kavradığına durmak istiyorum. Şimdi meslektaş daha ziyade sizlerle beraber konuşursak, şu anda ifade edersek, müşteri mi olarak ifade ediyorsunuz veya mükellef mi olarak ifade ediyorsunuz çalıştığımız müşterilerimiz? Çünkü nasıl kullanıyorsunuz bu kelimeyi? Müşteri mi, mükellef mi? Evet, bu değişmiş bir anlayış, doğrudur. Burada aslında vurgulanması gereken mükellef, aslında bakış açısı da buradan ortaya çıkartıyor. Müşteri biraz daha pazara yönelik bir kavram olarak ortaya çıkartıyor. Müşteri, evet, mükellef kavramı eski bir kavram, yenisi artık müşteri olmaya başladı. Dolayısıyla o tarz bir pazarlama yöntemlerini yasal sınırlar çerçevesinde yaratmamız gerekiyor. Ha, pazarlama konusuna gelmeden ben çalışmamı yaptım ve Ankara'daki arkadaşlarımızla paylaşırken
Pazarlamanın çok da mesleğe uygun olan bir kavram olmadığını ifade ettiler. Pazarlama bir ticari ve pazarlamacı mantığı içine kapsadığı için çok da sıcak bakmadıklarını ifade etmek istiyorum. Ve genel anlamda da pazarlama kavramı bunu içinde taşımaktadır. Dolayısıyla bir de meslek yasamız buna çok izin vermemektedir. Demin arkadaşlarımız, değerli sunucular da sayısal göstergeler yaptılar. Ben şunu şöyle söyleyeyim. Mükellef sayısında 2001 ve 2012 yıllar arasındaki değişime baktığımız zaman arkadaşlar %4'lük bir değişim olmuş. Meslekler sayısında %59'luk bir değişim olmuş. Dikkat ederseniz burada potansiyel bir haksız rekabet yatıyor burada. Yani ne yaparsanız yapın. İster reklam, ister pazarlama. Bunu dikkat etmezsek, etik ilkeler uymazsak, yasa hükümler uymazsak mutlaka bu potansiyel bize, yani haksız rekabet bize önümüze çıkacaktır. Evet, hocam sizin modern pazarlama anlayışları ile ilgili 4 tane yaklaşımı meslek yasasında neyi ihlal edeceği ile ilgili bir ufak bir karşılaştırma yapmaya çalıştım. Müşteriye yönelik olma kavramı, bunu okurken ben açıkçası biraz durdum. Yani acaba ne yapıyoruz anlamında. Müşterinin beklentilerine, müşterinin isteklerine cevap verebilecek hizmet sunumu yerine getirmek olarak kaba özet bir tanım var. Şimdi burada acaba bunun öne alınmazsa nereye gidebilir? Etik değerlere sahip olmayan bir meslektaş eline geçerse bu anlayış acaba nasıl sonuçlar doğurabilir? Mesleki bağımsızlık ve tarafsızlığı ihlal eder. Bunu meslek yasamızın bütün maddelerinde var. Ben bunu çalışma usul ve esasları madde 6 ve madde 9'da tanımlanmıştır. Oraya bakarsanız ortaya çıkartır. Şimdi hedef pazar kavramı da hedef pazar mali müşavirin müşterilerinin sınıflaması, kendisinin orada uzmanlaşmasını hedefler. Dolayısıyla müşterilerini buradan sağlaması ve kendisini tercih etmesine neden olur. Ama buna şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Meslek ünvanı dışında herhangi bir uzmanlık tanımı yapamazsınız. Yani şöyle bir şey söyleyemezsiniz. Katma değer vergisi iade uzmanı. Ben bunu bilerek söylüyorum. Çünkü aynı zamanda ben Ankara Haksız Rekabet Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda başkanıyız. Böyle sık sık dosyalar gelmeye başlıyor. Bunlardan da böyle yaklaşımlarla müşteri çalınmaya başlandı. Çünkü bir iki sohbet ortaya çıkartıyor müşterilerle meslek mensupları. İşte son olarak yaşadığımız bir olayı anlatayım. Tabii dosyayı açıklayacak değilim burada. Siz katma değer vergisi yani alamıyor musunuz diye söze başlıyor. Şimdi bu paraya denk geldiği için çok kolay avlanacak bir nokta burada. Evet biz niye alamıyoruz diye müşavir soruyor. Müşavir de meslekte defterini çok iyi bildiği için alamayacağını biliyor. Fakat ikna edemediği için defterinden gidebiliyor.